Eski bilim kurgu filmleri 2000'li yılların başlangıcında robotların hayatımızda olacağını öngörüyordu. Ama bu gerçekleşmedi ve robotların geleceği 20 yıl kadar daha ertelendi. Evet, ben de kendi robotumu istiyordum. Ama işte buradayız ve sokaklarda dolaşan robotlar yok. Ancak bazı robotlar var ki gerçekten bahsedilmeye değerler. 1. Dev aktör robot. Bugün bahsedeceğimiz diğer örneklerdeki gibi tamamen bir robotik mucize olmasa da yine de bahsetmeye değer bir robot. Çünkü bu ateş püskülen devasa bir ejderha. Yaklaşık 16 metre uzunluğunda, kanat açıklığı ise 12 metre. Tam 11 ton ağırlığında ve ağzından 1,5 metrelik alev püskürtmesini sağlayan yaklaşık 10 litrelik sıvı gaz taşıyabiliyor. Kendi başına 4 ayağı üzerinde yürüyebiliyor. Uzaktan kumanda yardımıyla kontrol edilse de oldukça gerçekçi bir yapıya sahip. Bu devasa canavarın en ilginç özelliği ise bir aktör olması. Kendisi geleneksel olarak Almanya'nın Furtwängler kasabasında oynanan Dragonstick ya da Ejder Isırığı adındaki oyunda kendisini oynamaktadır. Bu arada bu robotun adı Tradino'dur. Bu isim geleneksel anlamına gelen tradition ve inovasyon kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Açıkçası böylesine bir teknoloji harikası için daha iyi bir isim düşünemiyorum. 2. Paletler ve pençeler. Bu arkadaşımızsa ejderhanın tam tersi yöne gitmeye karar vermiş. Mütevazı görüntüsüne rağmen oldukça kıymetli bir amacı var. T-52 Eryu, hayat kurtarabilen ilk gerçek demir adam teknolojisi. Etkileyici bir görünüşe sahip olan robot, paletleri sayesinde tüm koşullarda ilerleyebiliyor. Olabildiğince insan eline benzetilmeye çalışılmış olan elleri gerçekten çok güçlüler ve pençe şeklindeler. Tüm bunlar sayesinde Eryu, olası bir doğal afet sonrasında ihtiyacı olan insanları kurtarmak için çalışıyor. Fakat T-52'ye biraz haksızlık etmiş olabilirim. Her ne kadar devasa bir ejder kadar olmasa da ona baktığınızda pek de mütevazı olduğunu söylemeniz aslında pek mümkün değil. Çünkü yaklaşık 3,5 metre yüksekliğinde ve pençeleriyle birlikte uzunluğu toplam 6 metre. Üstelik her bir pençesi yaklaşık yarım ton ağırlık kaldırabiliyor. Bu robotu içerisine girerek direkt olarak ya da uzaktan kumandayla kontrol etmek mümkün. Eryu, kullanıcısının yaptığı tüm hareketleri kopyalayabilecek kabiliyete sahip. 3. Dış uzaydaki sporcu örümcek. Yani söz konusu robotlar olduğunda karşımıza her zaman yardımsever metal arkadaşlar ya da sevimli ejderhalar çıkmıyor. Bazen kabuslarınızı süsleyecek cinsel şeylere de denk gelebiliyorsunuz. NASA'nın yaptığı sporcu da bunlardan biri. Ayaklarına paten takmış metal bir örümcek gibi görünüyor. Bu kadarı yeterli gelmediyse ekleyeyim. Bu örümcek NASA'nın şimdiye kadar yaptığı en büyük ve en çevik dünya dışı keşif robotudur. Sporcunun en ilginç yönü Ay keşif görevi için yapılmış hareketli bir platform olmasıdır. Amacı gökbilimcilerin Ay üzerinde ihtiyaç duyabileceği ve ağırlığı 450 kilograma kadar olan modülleri taşımak. Günümüzde var olan tüm Ay araçlarından 100 kat daha hızlı olacak olmasına rağmen azami hızı yine de saatte 10 kilometreyi geçmeyecek. Patenli ve ürkütücü örümcek bacakları sayesinde hem pürüzsüz yüzeylerde ilerleyebiliyor hem de zorlu yer şekillerinde hareket edebiliyor. 6 metrelik toplam uzunluğuyla şimdiye kadar yapılmış en büyük Ay robotu olma rekorunu da elinde tutuyor. 4. Titanic Mega Kolu. İlk teknolojik devrimde olduğu gibi üretim hattı ve güçlü motorlar insan işçiliğinin yerini aldığında fabrikalarda yeni bir robotik devrim başladı. Kendi kendine çalışan ve programlanmış işçiler artık asla bitmeyecek mesailerine başlamaya hazırlar. Bunlardan biri de Fanuc M2000IA isimli 6 eksenli ve hassas hareket kabiliyetine sahip kaldırma gücü yüksek devasa bir kol. Bu robot bir arabayı sanki bir tüy taşıyormuşçasına kaldırıp hareket ettirebilecek güce sahip yerleşik bir vinç. 3,5 metre mesafede 2 tondan daha fazla ağırlıkları kaldırabilir ve programlanabilen karmaşık hareket kabiliyetleri vardır. Ayrıca yaklaşık 4,5 metrelik uzunluğuyla var olan diğer üretim robotlarının yanında dev gibi kalıyor. 5. Korkutucu metal deve kuşları. Robotlar hakkında yapılan hiçbir konuşma Boston Dynamics'ten bahsedilmeden tamamlanmış sayılmaz. Bu şirketteki sıra dışı insanlar bizleri şaşırtmayı ya da kabuslarımızı süsleyecek yeni şeyler üretmeyi hiç bırakmıyorlar. Fakat yaptıkları en büyük ve belki de en korkunç robotlarını bilen pek fazla kişi yok. Bunun adı Kulp. Kendisi deve kuşu görünümlü, iki tekerlekli, 2 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip bir robot.
Kulp, var olan en mütevazı fakat en işlevsel robotlardan bir tanesi. Tam bir depo işçisi. Saat başına her biri 15 kilogram olan 360 kutu düzenleyebiliyor. Karşısındaki kutuyu analiz edebiliyor ve hiç hata yapmadan nereden alıp nereye götürmesi gerektiğini biliyor. Kulp, iki teker üzerinde hareket ettiği için dengesini sağlaması gerekiyor. Bu yüzden kimi hareketleri tuhaf gözükse de bazı hareketleri ise oldukça zarif olabiliyor. Yani eğer bu şeyler sokaklarda gezinmeye başlarlarsa dışarıya pek çıkacağımı sanmıyorum. 6. Uçak kadar büyük drone. Teknoloji sayesinde dışarı çıkmak artık eskisi kadar yaygın bir şey olmayacak. Çünkü taşımacılık sektörü de her geçen gün gelişiyor. Çok yakında internet üzerinden aldığınız her şey robot dronlar aracılığıyla kapınıza ya da bu durumda pencerenize kadar getirilecek. Pizzadan mobilyalara kadar hatta çok daha ağır şeyleri bile taşıyabilecekler. Mesela 225 kilograma ne dersiniz? İşte Boeing'in yeni drone prototipi bu kadar fazla ağırlık taşıyabiliyor. Üstelik birinin onu kontrol etmesine bile gerek yok. Kendi yolunu kendisi bulabiliyor. Bu drone oldukça iddialı. 4,5 metre uzunluğunda, 5,5 metre genişliğinde ve ağırlığı da tam 340 kilogram. Bu drone'un ne kadar güçlü olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur sanırım. Yani fotoğraf çekimi ya da panoramik video kaydı için kullanılanlara pek benzemiyor. Yakın geçmişte nihayet laboratuvar dışında da denendi ve tüm testleri başarıyla geçti. Geleceğin bu kadar yakın olduğuna inanamıyorum ama yine de bizim binanın çatısının üzerinden geçmezse sevinirim. 7. Deniz avcısı. Sürünen, kayan ve uçan büyük robotlardan bahsettik. Geriye bir de yüzen robotlar kaldı. Üstelik bu da büyük. Ancak bunun esas hedefi radarlardan olabildiğince kaçınmak. Hatta DARPA'nın Deniz Avcısı isimli bu aracının ana görevi fark edilmeden denizaltıları tespit etmek. Tüm bu sürecin en havalı kısmı ise herhangi bir insan müdahalesi olmadan işleyişine devam edebilmesi. Deniz Avcısı hayli fütüristik bir görünüme sahip. Sadece 3,5 metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğunda. Bu, gerçek hayatta rastlayabileceğiniz en iyi casusluk araçlarından biri. Geminin içerisinde insana ihtiyaç duyulmayışı, yapabileceklerinin sayısını bir hayli arttırıyor. Donanma gemisi standartlarına göre küçük sayılsa da saatte 22,5 kilometrelik hızıyla toplamda 16.000 kilometre boyunca durmaksızın ilerleyebiliyor. İkmal için bir limana girmesi de gerekmiyor. Böylece 70 günlük bir görevi hiçbir erteleme olmaksızın yerine getirebiliyor. Oldukça iyi bir sistem, değil mi? 8. Kartal 1. Şimdi de gelin hepinizin en çok merak ettiği konuya bakalım. Birbiriyle çarpışan devasa robotlar. İşte bu. Ve karşınızda ağır siklet robot güreşlerinin şampiyonu Amerikalı Kartal 1. Kendisi Japonya'nın 4 tekerlekli eski şampiyon robotu olan Kuratas'ı yendi. Hem de oldukça şiddetli bir şekilde. Kartal 1, 12 ton ağırlığında, 5 metre uzunluğunda bir canavar ve yoluna çıkan her şeyi parçalayacak kadar güçlü. İki güçlü kolu sayesinde bir arabayı hafif bir dokunuşuyla bile hareket ettirebiliyor. Elbette cephanesi gerçek değil. Fakat devasa bir testere, boya topu fırlatıcısı ve keskin pençesiyle etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz. Üst düzey yarış arabalarından fırlamış 430 beygir gücüne sahip bir motoru var. Ayrıca kalın çelik panellerin altındaki kokpitiyle kullanıcısını da koruyabiliyor. Mega robot savaşları çok nadir gerçekleşiyor. Fakat belki de bir gün daha büyük robot savaşlarını canlı olarak izleyebiliriz. 9. Mega robot kostümü. Her ne kadar bazı robotlar epey büyük olsa da bazıları gerçekten de devasa olabiliyor. Dünyanın içerisinde insan olan en büyük robotu Mononofu adındaki bu samuray robot. Aslında bu 44 yaşındaki mühendis Masaaki Nagumo'nun çocukluk hayali olan bir oyuncak. Ama muhtemelen kendisi aynı zamanda gelmiş geçmiş en büyük robot olma unvanını da elinde bulunduruyor. 8,5 metrelik uzunluğa, 4,5 metrelik açıklığa ve 4 metrelik genişliğe sahip. Mononofu, ünlü bir anime serisi olan Gundam'dan ilham alınarak tasarlanmış. Aslında robot bu kadar büyük olmayacakmış fakat içerisine bir kokpit koyulması kararlaştırılmış. Bu sayede isteyen herkesin kokpite girerek devasa robotu kontrol etme hayalini gerçekleştirmesi sağlanabilmiş. Robot iki ayağı üzerinde hareket edebiliyor olsa da henüz sadece saatte 1 kilometre hızla hareket edebiliyor. Ama üstüne fazla gitmeyin çünkü boya toplarını saatte 140 kilometre hızla ateşleyebiliyor. 10. Mansiyon ödülü. Oto taşıma devasa bir robot olmasa da projenin boyutları gerçekten de etkileyici.
16 maden arasında cevher ikmali yapan 200 lokomotifin yer aldığı 1960 kilometrelik bir demiryolu. Trenlerden hiçbiri insan müdahalesine gerek duymuyor. Demiryolundan 1500 metre uzaklıktaki kumanda merkezinden sensörleri vasıtasıyla aldıkları verileri işleyerek tamamen otonom bir şekilde hareket edebiliyorlar. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolarımızı ekranda bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.